Metehan. Onun için vatan sevgisi anne ve babadan önce gelirdi. Zira devletin istikbali için babasını gözünü kırpmadan öldürmüştür. Oğlum siz de büyük imparatorluklar kurabilirsiniz. Kendinize güvenin diyerek Türklere büyük devlet fikrini veren adamdır. Kral adamdır. Belki de Metehan olmasaydı Türk milleti asırlar boyunca birbirleriyle savaşan cesur fakat bilinçsiz bir toplum olacaktı. Tıpkı şu an birbirleriyle fikir ayrılığı yüzünden nefret eden halkımız gibi. Hayır, Metehan taht için babasını öldürdü. O baba katili. Ulan o kadar beddua nereye gidiyor anlamıyorum. Hey moruk, Çin'e bir sefer yapalım mı? Olur ama ganimetin %60'ını benim banka hesabıma atacaksın. Hadi lan oradan puşt. %60'mış. İstersen ganimetin hepsini verelim sana. Kes ulan, tatava yapma burada bize. Ya yok, gelmiyorum lan ben bu herifle. Türk boyları o zamana kadar en yakınlarındaki Çin İmparatorluğuna birçok akın gerçekleştirmiştir. Her ne kadar bu akınlar Çinliler için tehdit oluştursa da göçebe boyları hiçbir zaman birlikte hareket etmediklerinden dolayı büyük bir Hun seferi olmamıştı. Meta'nın babası Teoman Türk boyları dahil olmak üzere çeşitli gruplar arasında birliği sağlayarak merkezi bir yönetim kurmuş ve böylece M.Ö. 222 yılında ilk hükümdar olarak iş başına geçmiştir. Teoman boyları birleştirince en başta Çin olmak üzere o dönemde Orta Asya'daki birçok farklı grubu ve topluluğu korkuttu. Moruk, bu lavuklardan kurtulmak için bir şeyler yapmamız lazım. Bu yüzden Çinliler Türk ve Moğol saldırılarından savunmak için Çin Seddi'ni yapmıştır. Çin Seddi'nin temeli 20'den fazla ayrı krallık tarafından atılmıştı. Teoman'ın büyük oğlu olan Mete veliahtı sayılıyordu. Fakat Teoman Çinli karısına olan bağlılığı yüzünden Mete yerine bu karısından olan oğlunu veliaht yapmak istedi. Ah be, neye yanarım bilir misin? Of, ne oldu hanım yine? Ya benim aslan gibi oğlum dururken senin o uyuz oğlum Mete mi tahta geçecek? Ya güzelim, haklısın biliyorum ama töre gereği has ve has Türk anadan olan biri tahta çıkabilir. Ya sen istersen o işi halledersin. Bir şeyler yaparız. Teoman oğlu Mete'ye hükümdarlığı vermemek için çeşitli tedbirler aldı ve diğer oğlunu tahta çıkarmak için uğraştı. Tüm bunlar Mete'nin babasından nefret etmesine neden oldu. Hanlığın beyleri de bu durumda Teoman'a karşı çıkmıştı. Bu yüzden hepsi Mete'nin arkasındaydı. Mete tahtı babasından almak ve üvey annesinden öç almak için bir ordu topladı. Mete ordusuna öyle bir disiplin aşılayacaktı ki bu ordudakilerine kendini boğazdan atlasan atacaktı. Aslında bunun temeli tarihe ok hikayesi olarak geçecek bir olaydır. Asker, bu atabilir misin? Evet efendim. Sizin bu hayatta en sevdiğiniz varlık. Kendinizden çok ona değer veriyorsunuz. Hah, şunu bileydin. Fakat siz şimdi oku ata doğru çevirin ve onu vurun. Efendim ben yapamam ya. İndirin lan şu puştu. Ben ne desem onu öldüreceksiniz ve bunu sorgulamayacaksınız. Peki efendim. Deneme yapalım. Vurun şunu. Bunu da vur. Vur. Vur vur vur. Bunu hemen vur. Böylece tarihte ilk defa bir şehzade devlet uğruna babasıyla taht mücadelesine girmiş ve babasını öldürmüştü. Fakat bu konuda hanlığın beyleri ve Türk toplumu Teoman'ın töreye uymaması yüzünden Meta'nın bu yaptığına olumsuz bakmamış, aksine Teoman'ın öldürülmesini töreye uygun ve doğru bulmuşlardır. Sonuç olarak Meta'nın M.Ö. 209 yılında Hun tahtına oturdu. Mete tahta çıktığında ilk iş olarak Türk boylarını tek bir bayrak altında topladı. Daha sonrasında Tunguz ve Moğolları da birleştirerek ortaya devasa güçte bir ordu çıkardı. Ordu sisteminde de pek çok değişiklik yapmış ve her an savaşa hazır olan eğitimli ve disiplinli ordu yaratmıştı. Aynı zamanda emir komuta sisteminin sağlam bir şekilde işlemesi için orduları 10 ve katları olmak üzere sayılara ayırarak düzenli birlikler oluşturdu. Bu sebepten günümüz düzenli ordularının temelini atmış ve tahta çıktığı yıl şimdiki Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yılı olarak kabul edildi. Meta'nın ordu sistemini yeniledikten sonra ilk iş olarak Hunlardan toprak talebinde bulunan Doğu komşuları Donku üzerine yürüdü ve onlara ağır bir yenilgiye uğrattı. Yapılan anlaşmada Donkular yıllık sığır, at ve deveden oluşan bir vergi ödemeyi kabul ettiler ve M.Ö. 208 yılında Mete onları hakimiyetine aldı. Donku'yu yendikten sonra Kuzey Moğolistan'da yaşayan Tunguz gibi halkları da içine kattı. Çin üzerine sürekli seferler düzenleyerek Sarı Irmağ'ın güneyindeki kaleleri egemenliğini aldı. Bu zaferlerle sonradan Hunlara büyük gelirler getirecek önemli ticari yollarının kontrolüne sahip oldu. Mete Han Türkleri sadece askeri konularda değil ekonomik ve istihbarat olarak da geliştirdi. Pek çok yeni şehir devletleri kurdu. Türk töresi olarak bilinen toplumsal yasaları çıkardı. Daha sonra Çin üzerine harekete geçen Mete Han önündeki engelleri sırasıyla aşarak Çin'e doğru yaklaşmıştır. Dönemin en büyük ordusundan korkan Çin, Çin Seddi'ni yaptırmış, aşılamayacağına inanarak rahatlık içerisinde bulunmuştur. Abi Türkler geliyor be ya. Yahu sen rahat ol kardeşim. Ulan o kadar kıçımız terledi o Çin Seddi'ni yapana kadar. Geçemezler kolay kolay orayı. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Efendim Çinliler yapmış işte. Aşılmaz bir savunma duvarıymış. Ne de olsa Çin malı oğlum. Kolaylıkla geçeriz. Efendim Mete Çin Seddi'ni aşmış.
Vay be. Ulan helal olsun adama. Bırakalım bence kaleleri, adam direkt gelsin alsın. Hak etti vallahi. Mete henüz yeni kurduğu göçebe koalisyonundan bir ordu oluşturarak Çin sınırına geçti. Operasyon basit bir yağma gibi görünüyordu. Ancak gerçek bir taktik ustası olan Mete'nin asıl amacı herkese gözdağı vermekti. Elde edeceği ganimetle hem koalisyondaki diğer boy beylerinin sadakatini temin edecek, hem onları gücüyle korkutacak ve hareketlenmeye başlayan Çinlilere aba altından sopa göstermiş olacaktı. Gözü pek İmparator Li Pang, Mete'nin hareketine karşılık vermeyi kararlaştırdı. Mete macera perest görünümünün altında temkinli bir stratejistti. Çin içlerine girip tuzağa düşmemeye dikkat ediyordu. Çin'in kuzey savunmasındaki en önemli noktası olan Mayı Kalesi'ni kuşattı. Kaleyi savunan prens imparatorun akrabasıydı. Prens yardımdan ümidi kesince teslim oldu ve Mete'nin hizmetine girdi. Ulan bu adam benimle alay mı ediyor? Nasıl düşmanımızın hizmetine girer? Tez orduyu toplayın lan. Mete'ye dersini vermeye gidelim. Mete amacına ulaşmış ve imparatoru kışkırtmayı başarmıştı. İmparator Hun belasını def etmek üzere dev bir ordu kurarak kuzeye hareket etti. Kimi kaynaklar bu ordunun 320 bin kadar olduğunu söylemektedir. Her ne kadar Çinli tarihçiler Hunların 300 binden fazla olduğunu söyleseler de bu rakam fazlasıyla abartıdır. Zira göçebelerin toplam nüfusu böyle bir ordu çıkartmaya yetmezdi. Kimi hesaplamalara göre Hun ordusunun mevcudu 20 bin ila 40 bin arasındaydı. Bu da düşmanın ondan kat kat fazla olduğunu gösteriyor. Mete Han ordusunu dağlara çekti ve sağ sola saldırarak Çinlilere ait her şeyi yağmalıyordu. Efendim, Mete sağ sola saldırıp bize ait olan her şeyi yağmalıyor. Yağmalıyor mu? Ulan ben de bunu adam sandım ya. Herif işe yaramaz bir yağmacıymış. Meta'nın buradaki asıl amacı düzensiz bir yağmacı izlenimi oluşturmaktı. Böylece imparator Meta'nın düzensiz bir yağmacı olduğunu sanacak ve Mete'ye doğru ilerleyecekti. Nitekim Meta'nın isteği Çin ordusunu üzerine çekerek onları tuzağa düşürmekti. Hun ordusunun tamamı süvarilerden oluşuyordu ve kuzeydeki kara ikliminden geldikleri için soğa hazırlıklıydılar. Eldivenleri ve kapşonları vardı. Çin askerleri ise halktan devşirilmiş piyadelerdi ve soğa pek de hazırlıklı değildiler. Yüksek dağlarda Hunları kovalarken soğun pençesine düştüler. Bu Mete'nin kurduğu tuzağın ilk parçasıydı. Mete süvarilerini hızla geri çekerek Çinlilerin elinden kaçtığı izlenimini uyandırdı. Ula bunlar nereye gidiyor? Daha savaşmadık bile. İmparator telaşlandı. Zira önünde iki seçenek vardı. Ya Hunların elini kolunu sallayarak gitmesine göz yumacaktı ya da yalnızca hızlı birliklerini yanına alıp Hunların peşine düşecekti. İmparator tehlikeli ve riskli olan ikinci yolu seçerek ordusunu ikiye böldü. Kendisi küçük ama hızlı bir birliğin başında Hunların peşine düştü. Bu durumda geri çekilmekte olan Mete aniden durup Çinlilerin üstüne saldırdı. Çinliler bu beklenmedik hamle karşısında afallamıştı. Beiding Kalesi önünde Hunlarla karşılaştılar ve ağır yenilgiye uğradılar. Beiding Muharebesi göçebeler tarafından tarih boyunca kullanılacak olan sahte geri çekilme taktiğinin ilk örneğidir. Bir diğer deyişle Turan taktiği. İmparator panik içinde kaleye çekildi. Kuşatma 7 gün sürdü. İmparator köşeye sıkışmıştı ve barış için tüm şartları kabule razıydı. Buradan kurtulsa bile düşmanın taktik ve manevra kabiliyetine bizzat tanık olduğu için savaşı sürdüremeyeceğini biliyordu. Lan bu herif ne yaptı az önce ya? Efendim, bu şartlar altında yapmamız gereken tek şey barış önermemiz olacak. Asla! O heriften barış falan dilenmem. Bir saat sonra. Ya hanımefendi, kocanıza söyleyin, savaşa ne gerek var? Alın bu hediyeleri. Üstüne üstlük istediğiniz şartların hepsini de kabul edeceğim. Yeter ki kocanıza söyleyin de barış anlaşması yapalım. Çinli tarihçiler her ne kadar Meta'nın karısının etkisinde kalarak barışı kabul ettiğini söylese de Mete Çinlilerin yüreğine korku salmıştı. Fakat kendi gücünün sınırlı olduğunun farkındaydı. Çinlileri sıkıştırdık ama kuşatma uzun süre devam edemez. Çin ordusunun geriden gelen asıl kısmıyla karşılaşırsak ayvayı yeriz aga. Kendimizi boşuna tuzağa düşürmeyelim. Ayrıca herifin barış teklifi de oldukça makul. Mete bir avuç suvariyle Çin'i işgal etmeye kalkışmayacak kadar gerçekçi bir liderdi. Sonuç olarak Çinlilerin şartlarını kabul etti. Mete psikolojik yıpratma taktiğini sonuna kadar uyguladı. Anlaşmadan sonra imparatorun kaleden çıkmasına izin verdi. Ancak Çinlilerin geçeceği yolun iki yakasına askerlerini yerleştirip okları imparatora çevirtti. İmparator bu korkuyu hayatı boyunca unutmayacak ve Mete'nin tüm tehditlerine boyun eğecekti. Mete daha sonra da Çin'e keyfi yakınlar düzenleyip düşmanın yüreğine bıraktığı korkuyu tazelemeyi ihmal etmedi. Ancak Çinliler Mete hayatta olduğu sürece antlaşmaya uydular. Buna göre Hunlara hediye adı altında yıllık vergi veriyor, kuzeydeki ticaret ve savunma bölgesini Hunlara bırakıyor ve Mete'ye bir prenses armağan ediyorlardı. Hop gençler, bir şey söyleyeceğim. Sarayın geçim sıkıntısı olduğu için reklam aldık kanala yine. Bu seferki adam Entel Bilgiç. Kendisi tarih videoları ve tarih dizilerdeki karakterlerin hayatını anlatıyor. Her hafta iki video atarak tarihin o tozlu sayfalarında sizi kaybettiriyor. Benim sizden ricam bu adama abone olarak YouTube Türkiye'deki tarih formatını yükseklere kaldırmanız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.